Tekrar herkese merhaba. Şimdi diğer yeni konuğumla sevgili Ertunç'la birlikteyiz. Ertunç'a çok merak ettiğim sorular var. Bir kere çok başarılı, çok güzel bir çıkışta ve aynı zamanda burada kısa bir soundcheck yaptılar. Ben böyle telefonuma girerken bir anda wow oldum. İnanılmaz bir sesi var. Ne zaman mı? Jenerikten sonra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Ben de iyiyim ve sizleri görünce daha iyi olurum. Biraz heyecanlı gözüküyorsun. Sanırım ilk canlı yayınım mı bu? İlk canlı yayınım değil ya. Değil ama böyle bir heyecan. 17 yaşında falan çıktım ilk canlı yayınıma. Ya. Sesim gitti. Sesi gitti. Evet. Şimdi daha iyi sanırım. Bir ses problemi yok herhalde değil mi? Şu an evet, her şey yolunda. Evet, ya inanılmaz bir enerjin var. Aa, teşekkür evet, ederim. Çok mersi. Senin de öyle. Bu arada ben biraz önce burada işte bu setup'ı hazırlarlarken tabii burada inanılmaz bir koşturma vardı. Ben de sizlerden gelen mesajlara bakıyordum. Hani o sırada inanamadım. Bir anda canlı performansını duyunca kendisi çok minik olsa da inanılmaz büyük bir sesi var. Çok teşekkür ederim. Bu arada çok güçlü bir sesim var. Gerçekten süper. Biraz sonra da zaten bunu dinleyeceğiz. Hep beraber izleyicilerle birlikte. Bence güzel çok keyifli parçalar olacak. Hazırladım sizin için. Evet. Neler yapıyorsun? Yani aslında çok şu yarışma ve yarışma geçmişi olan insanlar şu yarışmalardan bahsetmek istemiyorlar. Çünkü kendilerini tekrarladıklarını düşünüyorlar. Çünkü bununla ilgili zaten birçok kez konuşmuşsunuz evet. Eminim. Ama tabii işte olmazsa olmuyor. Şöyle bir soruyoruz. O ses yarışmasına katıldın. Evet. Ve oradan sonra mı önce mi artık daha sonra da oyunculuk yapmaya başladın aslında değil mi? O esnada aslında oyunculuk teklifleri geldi ve aralarından Babacandır'ı değerlendirdim. Aha. Akabinde işte modellik oldu, yeni şarkı hazırlıklarım oldu. Öyle bir serüven başlamış oldu. Çok bu arada nerelisin? Çok karmaşık aslında. Çok karmaşık. Böyle çok Avrupa'yı bir tipim var. Bence Arnavut. Arnavut göçmeni. Ben bizimkiler. Evet. Arnavut göçmeni bizimkiler. Çünkü bütün sülale sana benziyor bizim. Öyle o yüzden evet tahmin ettim. Dedim bu bizim suyun öteki tarafından. Evet. Ya, evet. Ama şey anneanne, babaanne tarafları böyle daha büyüklerim Arnavut. Evet bizim de öyle. Yani bizimkiler işte sürekli yer değiştirmişler. Yer değiştirmişler, göçmüşler. Evet. En sonunda İzmit'te kalmış ailelerimiz. Bizimkiler de Çanakkale'de kalmışlar. Orada büyümüşüm ben. Orada büyümüş, süper. Ben de İzmit'te büyüdüm. Bu arada bütün İzmit'le ve Çanakkale'lere ve bizi izleyen herkese selamlarımızı iletelim. Evet, oyunculuk mu, müzisyenlik mi? Müzisyenlik. Müzisyenlik. Peki müzisyen olmayı küçüklük hayalim miydi yoksa zamanla mı böyle oldu? Yani çocukluktan beri hayalimdi. Hayalinde. Peki ne tabii oldu? Ki anne karnında klasik müzikle başlamışım müzikle. Aa, çok iyi. Danışmaya. Ablam çünkü müzik öğretmeni. Hı hı. Ya aile müzisyen bizim. Öyle ablam mi? Müzik öğretmeni, baba bando astsubayı. Çok güzel. Anne yine müzikle alakalı, abla müzikle alakalı. Herkes bir müzikle ilgisi var geçiş. Ailede. Genetik geçiş böyle oluyor bence. Ses biraz babadan geçmiş gibi. Kulak falan da. Çünkü o da çok şey. Valla çok güzel. İyi ki de geçmiş. Çok güzel şarkı söylüyorsun. O zaman şöyle yapalım. Önce şu klibini izleyelim. Ondan tabii sonra ki. Sohbetimize devam edelim. Tamam. O zaman Ertunç'tan derin uykum diyoruz. Gerçekten çok güzel bir klip olmuş. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Mekan çok güzel, yer çok güzel. Evet. Nerede çektiniz? Side'de çektik. Evet. Antik kent. Antik kentte çektiniz. Antalya'da, Manavgat ilçesi. Ya herkesin çünkü çok güzel enerjisi var klipte. Herkesin büyük bir emeği var. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim buradan. Evet. Gerçekten çok güzel olmuş. İşte aslında bütün herkesin enerjisi birleşince o kadar güzel ki renk, uyum, styling hepsi bir bütün olmuş. Bütün. Çok güzel ve çok keyifli gözüküyordu. Stylingini merak etti bir modacı olarak. Evet. Stylingini evet. Kim yaptı? Stylingini Ekin Soktar yaptı. Kendisi aa, dostum. Bravo. Yani son zamanlarda gördüğüm en güzel erkek stylinglerinden biri olmuş. Değil mi? Genelde böyle erkekleri hep fix bir şey yapıyorlar. Şimdi söylemeyeceğim. Biliyorum. Beni kızdırıyorlar. Herkesi böyle tek tip yapıyorlar. Ama senin gerçekten evet. Hani sanırım böyle bana mood uygun, boardlar evet. Üzerinden falan gidip evet, böyle çok çalışılmış. Çok çalıştı. Çünkü o kadar basic ve bu kadar uyumlu bir şey yapmak bu kadar çok çalışmayı gerektirir. Arasında 2-3 kere falan fitting yaptık biz evet. Onunla. Tahmin edebiliyorum. Giy çıkart, giy çıkart, giy çıkart. Giy çıkart. Dedim artık yeter. Bitmez o. Yok diyor yapacağım diyor. Görmem evet. Lazım falan diyor. Ama bayağı uğraştı. Çok da güzel çok, renkler bulmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani o kadar güzel bir uyum içerisinde olmuş ki hepsi. O şeydeki tam Apollo Tapınağı'nın önündeki giydiğim gömleği çok daha önceden aslında bulmuş, almış.
Fakat normalde o dergilerle falan da çalışıyor. Bunu giydirebileceğim bir erkek bulamadım dedi. O konuda birazcık gururlandım ben de. Evet, işte o öyle bir şey. Mesela benim de bir tane böyle bir bu çok böyle aklımda bir proje, yani bir şey var, böyle bir gömlekler var. Onu bir erkeğe yapmam gerekiyor. Ben buldum onu yapacağım kişiyi. İlk projesi çıktığında ona onu yapacağım. Hani o çok güzel bir şey gerçekten. Hani böyle birini görüp Farklı bir onun his. için bir Evet, şey onun için bir düşünmek. şey Çünkü hani tasarlamak. görüyorsun işte kolu, bacağı vesairesi ya da tarzını da öğrenince Evet. birlikte çalışmak gerçekten çok keyifli oluyor. Belki ileride birlikte de çalışırız. Sana da bir şeyler Neden yaparım, olmasın? elim Tabii olur. ki neden Neden olmasın? olmasın? Anlat bakalım, neler yapıyorsun? Yeni projelerin nasıl gidiyor, yeni projen? Şu an güzel gidiyor her şey. Öncelikle klipten bahsedeyim. Klibe yorum, çok güzel yorumlar geliyor ve çok güzel ilerliyor. Kendi kanalımdan çıkarmama rağmen çok güzel gidiyor. Hem yorumlar hem tepkiler, feedbackler çok güzel. Özellikle camiadan insanların kutlamaları beni onure ediyor. Şu anki koşturmacam bir yandan da yapım, kendime ait biliyorsun ki. Yapım şirketi kurdum. Onun Ya bir peki bu ara... yapım şirketi kurmak çok iddialı bir şey değil mi ya? Ya aslında yurt dışında çok basit bir şey ama buraya ülkemize bakınca da bayağı iddialı riskler aldığınız bir şey. Yurt dışında biliyorsunuz ki herkesin şu an kendi kanalından yayını Yayınlıyor. var. Kendi şirketlerini kurup herkes kendi kanalından yayınlıyor. Hani dağıtım firması olarak da anlaşıyorlar. Zaten bu düzen bence bütün dünyaya yayılacak. Ben de bunu göze aldım. Biraz kötü bir döneme denk geldik ama Covid'e. Olsun. Risklerin altına girdik bakalım. Yani aslında şöyle, Covid'i de bence şöyle değerlendirmek lazım. Ya bu Evet, hani artıya da kötü bir dönebilir. süreç ama Tabii. herkes evlerine kapandığı, daha sosyal mesafeli olduğu bir dönemde de daha çok televizyonların ve işte sosyal mecralardan insanlara daha çok ulaşıldığı ve daha Evet. çok İnsanların mutlu vakit olmaya geçirildiği ihtiyacı bir var. dönem. Evet. Evet, bence o yüzden gerçekten üretken insanların da kendilerine bir şeyler Beslemesi lazım katarak, insanları tabii. beslenerek büyüttüğü bir dönem oldu aslında. Olumlu tarafları da var. Peki yeni klibini ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi bu böyle bir klip çekince ikinci klibi Üzerine şimdiden çıkmak düşünmen lazım. Evet, gerekiyor bence. düşündüm bile. O Düşünüyorsun daha değil biri mi? yaparken ikiyi düşünüyordum ben zaten. Ama arkanda da sağlam bir ekibin var bence. Yani Evet. sana inanan ve güvenen. Güzel bir ekip kurdum. Yapımın içerisinde çok güzel bir ekip kurdum. Zaten bu yapım şirketini ben sadece kendime kurmadım. Yani buradan benim şu an görüştüğüm 9 tane sanatçı dostum var. Yeni yetenekler var. Ve onlar için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Önümüzdeki aylarda onların da promosyonları yapılacak, duyuruları yapılacak inşallah EMC yapımda. Çok güzel valla, bravo. Ne güzel böyle işte böyle aslında yeni kan değil mi? Yeni jenerasyon. Yeni jenerasyon. Evet. Zaten Evolution Media Center devrim gibi bir şey ismi. O yüzden onun şeyini hatta dövmesi var şu şekilde yaptırdım. Aa, çok güzel. Evet, Bilmiyorum siz biliyor logomuz musunuz ama. görebiliyor musunuz? Şöyle Evet, çok göstereyim. güzel. Dövme seviyorsun galiba. Şurası. Şu anda da bir dövme var. Şimdi gördüm. Ne yazıyor orada? Burada Farsça hisset yazıyor. Güzel. Şurada bir dövmem var. Nerede? Baktıkça çıkıyor. Evet, şuradaki Ama Vikinglerin. soyunmuyoruz kanalda. Evet. Programda soyunmuyoruz. Evet, Evet, artı orada da bir 18'e dövme var. giriyoruz. Buradaki Vikinglerin savaşçı yazısı. Evet, şurada bir tane var. Soyunurken Burada gördüm. All You Need Is Ne diyor Love. Beatles'ın lan? Evet. biliyorsunuz. Şurada bir Burada kanat. bir Melek Cebrail. Ben şarkı yazarken gerçekten ilham geldiğini düşünüyorum. Çünkü o an apayrı bir şey içerisine giriyorum ve bazen ben bile sözleri nasıl yazdığıma inanamıyorum. Beynimle kalbim öyle bir meç oluyor ki o anda tam duygularımı yansıtıyor. Yani ben normal bir zamandayken bunu yapamıyorum. Bir an geliyor ve o an kaçırmamam lazım. Hemen telefonda zaten o yüzden 2 milyon tane falan ses kaydı var. Hemen alırım çünkü ses kaydına. Davulu bile alırım mesela dım tıs dım tıs falan filan. Görenler deli diyor falan böyle. Ama bu öyle bir şey Ama olsa öyle bir şey gerek. gerçekten. Veya bir daha olmuyor. O melodiyi bir daha bulamıyorsunuz yani. Çok güzel. Şurada da bir, o yüzden bir kanadın Burada var. kanat var. Bu özgürlüğün sembolü. EMC'den çıkan bir kanat aslında bu. Hani Evet, özgür olduğunu. bağlantılı. Şimdi daha net Stüdyonun gördüm. içinde zaten Freedom diye şey var. Neonlar falan var. Evet, daha var bence. Sanki şurada da bir şey gördüm ama Burada çok da var. emin Burada değilim. da Alpha Centauri en parlak, en büyük yıldız. Peki bu dövme bir hastalık mı? Yani mesela şimdi şuradan Biraz canı uygun görüyorum, sevdiğim boz otları görüyorum. değil. Onun da görüyoruz efendim sizi de. Her yerinde dövmeler var. Yani hani bu galiba, wow, can seninki de bayağı Ama sağlam yakışıyor dövmeymiş. evet. Ama biraz kaba evet. Evet Fazla evet. duruyor.
Bu dövme işi sanırım böyle bir şey yani. Aslında ben bir ara çok niyetlendim. Bir tane şurama yaptırsam mı? Yok sonra acaba bir tane şurama mı yaptırsam? Bir tane ama hiç cesaret edemedim. Ya sıkılırsam hani yıka yıka gitmeyecek bir şey bu. Hani o yüzden O cesaret konuda edemedim. yani hislerine güven bence. Yani aynada ben öyle yaptım. Yani şimdi öneri gibi olsun söyleyeyim. Aynada kendimde hani nerede dövme görmek istiyorum ben? Hani sahnede veyahut da işte bir yerde. Yani kendimi hep sahnede hayal Hayal ederim. ediyorsun. Bu O arada ne yüzden kadar güzel değil mi? Kendini hep sahnede hayal ediyorsun şarkı yani. söylerken de hep gözümü kapatır. Böyle milyonlarca kişi dinliyormuş gibi. Böyle kendi kendime çalarken bile prova yaparken evde ki bütün bestelerimi her gün evde dönerim. O Bravo. şekilde. O Evet zaman ne çalıyorum. yapsak ya? Şu güzel sesinden şöyle canlı canlı bir performans mı alsak? Ne Olur tabii yapsak? ki. Şöyle bir kısa bir ara versek. Çünkü biz tekrar burada büyük bir Aynen koşuşturmayla evet. herkes pıt 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 yerlerine oturtsak ondan sonra ve o Hazır bir gerçekten şekilde. inanılmaz. Eğer siz de benim gibi böyle ilk kez seni canlı dinleyeceklerse ben ilk Evet. kez canlı dinledim. Aşık olacaklar. O zaman hadi biz hazırlıklara başlayalım. Sen bambaşka ellerde çürüyüp gittik. Bazen mezerdi aşka rengarenk taşlar. Çokça zaman kaybettik. Sar beni kanım derin uykuna alıştı. Sar beni unut derin uykuna karıştı. Nasıl denk gelmedik? Belki de aynı şeyi sevmedik. Belki de ben başka, sen bambaşka. Ellerde çürüyüp gittik. Bazen mezerdi aşka rengarenk taşlar. Çokça zaman kaybettik. Sar beni kanım derin uykuna alıştı. Sar beni unut derin uykuna karıştı. Sar beni kanım derin uykuna alıştı. Diğer şarkıyı da alabiliriz hazırsanız. Hop. Evet. Hızlıca oluyor. Bir. Hızlıca. İsminiz? Arda. Arda. Gitarda Arda. Back vokalde Oktay. Oktay. Hemen atlıyor değil mi? Karışacak evet. Her şey. Valla süpersiniz.
acıdım, hırpaladım çok. Çok zarar verdim, beni affet. İnsan tuhaf, ne hoyrat, ne şaheser ve nasıl ilkel hayret. Bir canavar gibi bekliyor pusuda, tıpkı bir volkan gibi uykusuda kalbini kurban veriyor. Sen aşkın talibi yok alibi, olmaya tutkusu yok korkusu da, bir tek bir hayat var biliyor. Yanmam lazım, daha yol almam lazım, kendimden caymam lazım zor. Yanmam lazım, daha yol almam lazım. Harcadım, hırpaladım çok. Çok zarar verdim, beni affet. İnsan tuhaf, ne hoyrat, ne şaheser ve nasıl ilkel hayret. Canavar gibi bekliyor pusuda, tıpkı bir volkan gibi uykusuda kurban veriyor. Sen aşkın talibi yok galibi, olmaya tutkusu yok korkusuda, tek bir hayat var biliyor. Yanmam lazım, daha yol almam lazım, kendimden caymam lazım zor. Yanmam lazım, daha yol almam lazım, kendimden caymam. Teşekkürler, teşekkürler. Vallahi gerçekten muhteşem bir performanstı. Arkadaşlarına da tekrar teşekkür ediyoruz. Birazdan tekrar onları buraya alacağız. Evet. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun değil mi? Bayılıyorum. Evet, bizi görmedi biliyor musunuz şarkı söylerken? Gerçekten görmedi yani. Kendinden geçti, gözlerini kapattı ve şu an büyük bir konser veriyormuşsun. Evet, genellikle evet, öyle hissediyorum. Öyle zaten mi hissediyorsun? Evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel şarkı söylüyorsun. Teşekkür ederim. Anlat. İşte yapımla beraber stüdyoya başladık işte bir yandan. Kayıt stüdyosu. Aynı zamanda prova stüdyosu da kurdum içerisi. Aslında ilk başta bunu yapmadaki amacım yani kendime bir stüdyo yapmaktı. Çünkü hı-hı, evde home stüdyom vardı aslında çalıştığım. Çünkü bize şey gece ilham geliyor biliyorsunuz. Öyle mi? Bilmiyorum. Yani genellikle gece geliyor. Biz hani sahne hayatı gece olduğu için hani çalıp söyleme ihtiyacı, bir şeyler karalama ihtiyacı da gece geliyor genellikle. Gece yaşıyorsunuz yani. Gece yaşıyoruz genellikle. Vampir diyorlar. Ondan sonra evdeki stüdyomda sesle alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Daha doğrusu ben kendim yani insanlar
bir problem etmese bile ben kendim... Bu volümde söylüyorsan işte ciddi, hani ilk başta çok keyifli bir komşu olabilirsin ama evet. Bir süre sonra komşuyla ilgili planlar apartmandakiler yapıyor olabilir. Yok genelde hayır, şikayet etmiyorlar. Çalışmalar güzel gidiyor galiba falan yapıyor böyle imal konuşmalar. İyi hızlandık bu ara falan. Ama işte şey, ben kendim rahat edemiyorum. Çünkü insanların rahatsızlık görmek en son istediğim şey. O yüzden kendime bir yer tutmalıyım. Orada çalışayım en azından. Bangın bangın. Hani rahat rahat çalayım, söyleyeyim, yazayım istedim. Sonra bu olay biraz daha şeye döndü. Biraz daha kayıt hani sağlam bir yer yapayım. Daha kaliteli bir yer yapayım. Yani işlerim konusunda hep titiz olduğum için. Hep en kalitelisi olsun, hani en şey olsun diye uğraştığım için, çabaladığım için. Bu da hani düşük bir yer yapamadım. Hani değil mi? Yapınca en iyisi olsun diye provada ve kayıtta güzel bir stüdyo yaptık şu an. Bir iki hafta içerisinde bir ufak eksikleri kaldı. Toparlayacaksınız. Diye toparlayacağız ve açılış yapacağız inşallah. Süper valla. Bu arada mesaj gelmiş seninle ilgili. Ondan sonra abla kurban olayım. Olmana gerek yok kurban. Ertunç abi bana selam yollasın. Özlem Öztürk ismim. Ertunç abim beni çok motive ediyor. Birilerini motive etmek aslında çok güzel bir şey. Güzel bir duygu tabii ki. Lütfen bana selamlarını iletsin Zeynep abla. Ertunç abinin omuzundaki dövmede ne yazıyor? Onları söyledik. Ertunç Özlem'e abi seni çok seviyorum. Ne olur oradan bana selam yolla. Özlem demen yeterli. Özlem dedi zaten. Dedim Özlemciğim. Evet. Umarım seni mutlu etmişizdir. Ertunç abin ve Zeynep ablan. Herkesin abisi ve ablası olmak da keyifli. Abi 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 mesajlar. Evet bana herkes yaşıtım abla diyor. Da abi diyor. Çok bana da ilginç. Büyükler de abla diyor. Belki herhalde öyle bir şey var. Öyle bilmiyorum. Mu? Evet seviyoruz. Öyle bir şey. Belki seviyoruz. Samimiyetten ya da şey evet, olarak. Evet, yani. Bence o enerjide bir... görüyorlar. O enerjide görüyor. Aynı fikirdeyim. Ha, güzel evet, bir şey zaten. Şimdi neler yapıyorsun? Peki. Şu an işte stüdyo bitmedi. Onunla bayağı 3 aydır onunla Covid döneminde falan bayağı onunla uğraştım. Çünkü bütün dizaynı her şeyi bana ait. Koşturuyorum gidiyorum parke seçiyorum oradan gidiyorum tuğla seçiyorum oradan gidiyorum. Bir akor şey bilmem ne işler. Aksesuarlar paneller onlar bunlar derken 3 ayımı 7 bitirdi. Aynı zamanda şarkı hazırladığım için 5 şarkı beraber hazırlıyorum. Evet. Yani bu single'dan sonra hemen akabinde bir single gelecek. Onun klipleriyle uğraşacağız. Ondan sonra... İki tane maxi single düşünüyorum. Hazırladığım var. Bir tane dayımı kaybettiğimde dayıma yazdığım bir şarkı var. Onu da belki albüm öncesi de atabilirim. Albümle beraber de atabilirim. Bir bandrolle albüm gelecek. Vav vav. İnşallah. Bayağı o zaman böyle bayağı arka bir, arkaya evet yani, bir anda güzel müziğe aslında, doyuracaksın evet, yani. Tarz olarak kendimi ararken 3 yıl boyunca ara verdim biliyorsun ki. 3 değil 2,5 aslında. Peki neden ara verdin? Çünkü... İstediğim gibi gitmiyordu bir takım şeyler. Ve kendimle seyirciyi buluşturamadım şu anki tarzımla. Yani ben aslında alternatif, yani bu tarzım şu an çıkardığım şarkı gibi. Elektronik rock, alternatif pop denebiliyor, indie denebiliyor. Farklı farklı tarzları var. Peki sen kendini nasıl görüyorsun? Yani hani nerede görüyorsun ya da böyle atıyorum bir hedefin var mı? Mesela benim var. Hani şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum. Tabii ki de hedefsiz bir insan olmamalı. Beni motive eden ve hedef koyduğum şeyler var. Senin bu müzikle alakalı hedefin var mı? Ya da atıyorum hedefin işte X birimi ya da öyle bir isim var mı? İdol aldığım yurt dışından isimler var fakat hedefim... Peki kim? Chris Martin. Hiç şaşırmadım. Evet. Neden? Bir dönemde Justin Timberlake'ti ama dans olayı pek... Benle uyumsuz gibi ya. Aslında sanki tam tersi. İlk şarkıda dans etmiştim biraz. Evet. Evet yani yakıştığını da söylüyorlar fakat bilmiyorum çok uğraştım ama çok üstüne düşmedim gibi. Yani bence uğraşırsan belki, çok iyi evet, yapabilirsin üzerine yani ama vakit ayırıp... bir yandan da bu coolluğun da çok güzel aslında yani böyle hani. Ya ben enstrümanım elinde olsun evet, istiyorum ona hani sahip çıkıp yani o benim kolum gibi oldu farkındaysan klipte de öyle. Evet. Onunla dans ediyorum falan böyle. O yüzden... Belki bir şarkı, iki şarkı konser açılışlarında bir dans yapıp böyle hani en azından görsel şov olarak şov vermek insanlara amaçlı olabilir. Peki şu an hedefine doğru ve emin adımlarla ilerlediğini düşünüyor musun? O aradan sonra. Tabii ki de. Yani şu an güzel bir çıkış yaptığımı düşünüyorum. Zaten bir anda parlamak değil hedefim. Adım adım hani altı temeli dolu bir şekilde hareket etmek ki şu an zaten ekibim çok güzel. Can Medya olsun, Serkan Kaya olsun... Booking'im Semih Arslan olsun, Ümit Kuzer olsun prodüksiyon kısmında. Hepsiyle çok güzel bir enerjide buluştuk.
tuttuk ve güzel bir start verdik ve bunun arkası da dolu. Yani benim şu an yazıp bitirdiğim bu tarzda 33 parçam var. Eski pop yazdığım 6-7 parçam var ki onları sanatçı dostlarım soruyorlar. Hani belki satabilirim, yani onlara verebilirim. Yani gidecek yani, böyle bir start verdik şu an. Bu çok... ilk step daha. Yani böyle hedeflemiyorum zaten. Böyle bir adım attık. Sonraki böyle olacak. Sağlam, emin adımlarla ilerlemek istiyorsun. Evet. O daha kalıcı oluyor herhalde, değil mi? Daha o bir kalıcı anda tabii. Bir anda parlayanlar çabuk sönüyorlar. Çabuk sönüyor. Yıldızları çabuk sönüyor. Evet. Derler. Yok, senin öyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Çünkü o kadar güzel ekiple çalışıyorsun ki sana güvenenler zaten bu işin pirli mi derler? Evet, evet, pirleri. Evet. Dolayısıyla zaten eminim onların da yönlendirmesiyle doğru yere geleceksin, ama benden sana tavsiye, bence seni yönlendiren insanlara bir muhakkak kulak asmalısın. Yani eğer ekibine güveniyorsan, çünkü saydığın isimlerin hepsi çok kıymetli, evet, çok değerli. Onların o kadar çok hikayeleri vardır ki emin ol. Onların izinden ve söylediklerini yaparsan, tabii ki kendi fikirlerinle birlikte çok daha böyle tak 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 merdivenleri. Genellikle şu an benim fikirlerimi hayata geçiriyoruz, ama tabii ki de onların fikirleri o kadar kıymetli ki benim için. Her şeyde onlara danışıyorum. Ki MJ yapımının altında da zaten bu var. Yani masaya oturulup bayağı demokratik her şey, herkesin planları, fikirleri ortaya atılıyor ve tartışılıyor. Hangisi daha uygunsa o seçiliyor zaten. Çok güzel. İşte böyle olursa bence her şey çok daha güzel ve çok daha keyifli oluyor. Keyifli ilerliyor. Aynı zamanda söz müzik de yapıyorsun yani. Söz müzik bana ait. Aslında sen tek kişilik dev kadrosun. Ya öyle değil mi? Bu bir ekip işi ya. Yani bu benim işte Can Medya olmasaydı, Serkan abi olmasaydı, saydığım isimler olmasaydı, Ümit Kuzer'le biz meç olamasaydık, yani enerjimiz tutmasaydı, klipte İlay Alpgray'la enerjimiz tutmasaydı, yani bunlar ortaya çıkmazdı. Evet, gerçekten. Herkesin tabii bir emeği var. Evet evet, bu büyük bir ekip ve büyük bir emek gerektiriyor aslında. Tabii bu ve işin... herkesin enerjisi temiz, o yüzden özellikle gayret gösterdim buna, çünkü. Ya o çok önemli. Enerjilere inanır mısın? Tabii ki. Ben de çok inanırım. Yani hani böyle bazen birinin böyle baktığını görürüm. Derim yani Allah'ım lütfen beni koru falan. Bir şey olmasın falan. Böyle dualar tık tık tık. Nazar falan. Nazara da inanıyorsun o zaman. Hemen dualar böyle. Hemen okudum böyle içinde. Kulak çekmeler, masaya vurmalar falan. Onları atlattım yani. Eskiden böyle sürekli bir tahtaya vurmam vardı. Onu bir arkadaşım da güzel. Ne alaka falan. Bina falan. Hiçbir alaka falan. Neyse, ondan kurtuldum. Aileden gelmiyor. Şimdi sadece dua ediyorum. Bu arada mesajlar geliyor seninle ilgili. Kendini ve kedisini yollamış. Yani bunu teşekkür ederiz. Hayvanları sever misin? Söyledim, kedi var mı bir kedi köpeğin falan? Yok ama köpeğim olsun istiyorum. Ya, ilerleyen güzel zamanda. Güzel bir şey ama çok büyük sorun. Evi otel gibi kullanmadığım zaman da bir köpek istiyorum. Evet, şu an her yere koşturduğum için tabii. Emek harcamak, vakit geçirmek evet, gerekiyor. Yani alıp evde tabii yani, tutmanın bir anlamı yok. Onu oraya kitli tutmak istemiyorum. Bir de ben evde de yaşasın istemiyorum hayvanlar. O yüzden bahçeli bir ortam lazım. Şu anki evim bahçeli ama bahçenin tamamı bana ait değil. Evet. O zaman bir de evde sıkıntı. Kimse yok yani, bakamayacaksam sonra Halil Sezai olayına dönmesin. Ortak bahçe kullanmayalım. O, evet. Baltayla evet, şey yapmayalım. Aynen. Bende de var bir haydar. Bu arada mesajlar gelmiş. Yine çok güzel giyinmiş demişler senin için. Çok tarz. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Çok tarz giyinmişsin. Saatin bu işte üstündeki bluz mu? Özel tasarım. Evet, özel tasarım bir şey değil mi? Evet, belli. Gerçekten her şey çok güzel olmuş. Ekinsu'nun tasarımı üzerinde. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Sevgilisi var mı diye sormuşlar. Bilmiyorum, böyle bir soruya cevap vermek ister misin, ama sevgilini sormuşlar. Bu tarz sorulara cevap vermiyor. Vermek istemiyor. Özel hayata girmiyor özel efendim. Hayata özel hayat özelde kalıyor. Aynen. Ama bunun gibi bayağı mesaj gelmiş. O zaman okuyamıyorum bu durumda. Evet. Bu zamana kadar çok girmedim, çünkü prensibim geriye girmiyor. Evet, bence de orada kalabilir o. Ama şu anda hep öyle kızlar mesaj atmış. O zaman daha başka sorulara cevaplayabiliriz. Evet. O zaman ne yapalım? Tekrar bir canlı performans alalım mı? Alalım. O zaman ne yapalım? Tekrar arkadaşları buraya davet edelim. Davet edelim, biz yine kısa bir ara verelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim.
Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Nefes almak gerekiyor, böyle devam tabii. Demek kolay mı? Bu arada böyle gerçekten enteresan güzel şarkılar seçmişsin. Güzel oldu yani. Özlediğimiz şarkılar aslında, evet. Değil mi? Duymak istediğimiz. Size özel hazırladık. Çok maalesef. Ben de uzun zamandır canlı yayına katılmıyordum. Yani öyle hep böyle mi? Radyo, röportajlar falan. Fakat canlı yayına gelmedim. Yani bir kanala şeye gelmedim. Güzel oldu. O yüzden özel bir şeyler hazırlayalım dedik. Çok maalesef. Bakma sakın, yanıma gelme yakın. Yanıma gelme yakın, yanıma gelme yakın. Alevin söndü senin, külü de varsa yakın. Külü de varsa yakın, külü de varsa yakın. Canıma ermezdin, canıma ermezdin. Sana aşk deryaysa bir damla vermezdin. Yüreğe doyduysan, kadere sorduysan, bu yolun çıkmazdı, ölsem de dönmezdin. Olmaz, yaşanan yaşandı, yandık. Giden hep kalpten düşer. Adını anmam ki artık. Kadere yazsam mahşer. Yaşanan yaşandı artık. Giden hep kalpten düşer. Anlam ki artık kadere yazsam aşağı. Yüzüme bakma sakın, yanıma gelme yakın. Yanıma gelme yakın, yanıma gelme yakın. Alevin söndü senin, külü de varsa yakın. Külü
yakın, külde varsa yakın. Acımı bilmezdim, canıma ermezdim. Sana aşk deryaysa bir damla vermezdim. Yüreğe doyduysan, kadere sorduysan, bu yolun çıkmazdı, dönsem de dönmezdin. Olmaz, yaşanan yaşandı, yandı. Gidenip kalpten düşer, düşer. Adını anmam ki artık. Kadere yazsan mahşer, mahşer. Yaşanan yaşandı artık. Gidenip kalpten düşer, düşer. Adını anmam ki artık. Kadere yazsan mahşer. Yaşanan yaşandı artık. Giden hep kalpten düşer, düşer. Adını anmam ki artık. Kadere yazsam aşağı. Yaşanan yaşandı artık. Giden hep kalpten düşer. Yaşanan anmam ki artık. Kadere yazsam aşağı. Yaşanan yaşandı artık. Giden hep kalpten düşer, düşer. Adını anmam ki artık. Kadere yazsam aşar. Yaşanan yaşandı artık. Giden hep kalpten düşer, düşer. Adını anmam ki artık. Kadere yazsam aşar. Bravo. Siz şarkı söyledikçe ben susadım, boğazım kurudu. Bu arada Mahşer'in akustik versiyonu ilk yayınlamıştık. Bir röportaja katıldığımız esnada bir kaydı var. Onun yerine akustik versiyonumuzu yayınlayacağız. Süper. Bir iki ay içerisinde. Bekliyoruz bunu. Bir de dizide paylaştığım kendi bestem vardı yine. Hı-hı. Daha alternatif. Ortaokulda yazdığım bir şarkı. Çok İnanmıyorum, çok tatlı. Yine bekledim seni diye. Ne yaşadıysam ben işte. Ondan sonra o parça da çok sevgili, ilgi gördü. O parçayı sürekli soruyorlar, çıkaracak mısın, çıkaracak mısın diye. O parçayı da buradan sürpriz olarak söyleyelim, o parçayı da hazırlayacağız. Oo, süper, geliyor o zaman. Aynen, bayağı gümbür gümbür sürekli parça çıkacak. Evet. Rulers on fire, no one can see me but you. String well designed, make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed that I need somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Nobody
loves no one. Bravo. Gerçekten çok güzeldi. Size de çok teşekkür ediyoruz. Güzel yani. Çok severek yapıyorsun. Evet. Demin de söylediğim gibi. Bu arada gitar da vardı ya. Şey yapıyor. Hani komiser sonra böyle fındırlar ya gitarlar evet. Da var. Back vokalde Oktay var. Bu arada Oktay'ın da teklisi çıkacak. Single'ı çıkacak. Aa, o zaman onu çok bekleriz. Çok güçlü ses o da. Evet. Karşınızda Zeynep Bozkaya'ya. Evet. Teşekkürler. Güzel bir dinleyici olarak. Program gerçekten çok keyifliydi ve çok güzeldi. Güzel şarkılarla da programa eşlik ettiniz. Yeni şarkılarla inşallah bundan sonra sık sık görüşeceğiz zaten. Bu arada yine sana bir tane çok özellikle yani ısrarla mesaj atıyor, sormamı istiyor. Son olarak bir soru soracağım. Ondan sonra lütfen diye başlamış. İstediği herhangi biriyle akşam yemeği hakkı olsa kimi seçerdi Ertunç abi? Var mı öyle akşam yemeği? Yani sonuçta bu bir bayan olmak zorunda değil. Tabii gönül isterdi ki beni seçsin demiş ama. çok işkolik bir insan olduğum için Shawn Mendes'in menajeriyle yemek isterdim. Tamam, olabilir sonuçta sorunun cevabını. Biz aldık mı? Aldık yani. Hiç hayaller ve gerçekler olarak kızlar üzülerek söylüyorum ki çok işkolik bir çocuk, işiniz zor. Ama bol bol sahnelerine ve konserlerine. Ama tabii ki başka, sevdiğim insanla yemek isterdim tabii ki de o ayrı. O zaman tamam. Tabii ismini söyleyemiyoruz şu anda ya da bilmiyoruz artık. Orası buradan öpücükler ona o zaman. Çok yakınımızda mı şu anda? Uzakta. Ha uzakta. O zaman uzaklara maskelerin altından öpücükler yolluyoruz. O zaman son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Takipte kalsınlar. Yeni şarkılar geliyor. Çünkü bomba gibi geliyorsun. Evet. Arka arkaya. Bizi müziğe doyuracaksınız inşallah. Evet. Güzel müziğe, kaliteli müziğe. Bayağı bir şarkı gelecek. Süper. O zaman tekrar çok teşekkür ediyoruz programımıza dahil olduğunuz ve katıldığınız için. Size de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı, bol dinlenmeli, bol izlemeli olsun inşallah. Çıktığında tekrar görüşürüz. Umarım biz de programımıza dağılmak isteriz, sizi ağırlamak isteriz. O zaman haftaya tekrar görüşünceye dek Milyon TV'de kalın. Zeynep Bozkaya Lifestyle'ı kaçırmayın. Kaçırdıysanız da YouTube'dan tekrar izleyebilirsiniz. Herkese öpüyoruz. Bye bye.